Herkese merhabalar. Evet, yepyeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Evet arkadaşlar, bu serimizde oyuna ilk başlarken neler yapılması gerektiği ile alakalı bir seri çekeceğim. Bu bir seri olacak. Hani oyunun bize sunmuş olduğu özellikleri kullanacağız. Çok fazla oyunla oynamayacağız. Sadece ilk başta benim yaptığım ayarları yaparsanız siz de benim gibi benim oynadığım şekilde oynayabilirsiniz. Mod kullanmayacağız. Onu da söyleyeyim. Mod falan uğraşmaya gerek yok. Haritanın, yani oyunun bize sunmuş olduğu haritayla beraber oynayacağız. Mesela şu an burada benim yüklü olduğum bir sürü mod var, görüyorsunuz. Yani bu modları şimdi yüklersen siz de soracaksınız işte abi nasıl oluyor falan filan diye. Ben çünkü Steam üzerinden oynuyorum. Şu anki çoğu oyuncu şey üzerinden oynuyordur bu oyunu. Söyleyin adına. Epic Games'ten ücretsiz olduğu için o şekilde oynuyorlar. Şu an ben varsayılan ayarları geri yükledim. Komple ayarların hepsini tekrar geri aldım. Şuradaki ayarı bir yaparsanız oyununuzun zorluğu artar. Çok zorlu olur. Yüksek levelli dinozorlar gelir. Siz burada kendi hasarınızı oyunun zorluğuna göre 3 kat yapabilirsiniz. Yani aşağı inelim. Burada çok fazla bir şeyle oynamaya gerek yok. Şu TP çarpanını bir de kalsın. Evcilleştirme hızını arttırabilirsiniz. Dinozorların ne kadar hızlı evcilleşeceğine siz karar veriyorsunuz. Ben bunu 3'te tutuyorum genelde. Hani yüksek levelli dinozorlar olacağı için 5'te tutacağım bunu. Hasat miktarını da 6 yapacağım. Neden 6 yapacağımı da söyleyeceğim. Hasat hasarı tamam. Şuradan bazı şeylere bakalım. PV modu aktif olsun. Arayıcı kapatma, nişan göstergesini aç. Tamam. Terminal. Haritada oyuncunun yönünü göster. Tamam. Burayı hallettik. Gelişmiş kısma gelelim şimdi. Buradan kalıcı olmayan hastalıklar. Bazı şeyleri ben de unutabiliyorum arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun. Ne diyor bu? Yüksek değerler. Washington çatlaması için gereken süre %100 olarak azaltıldı. Yüksek değerler. Yani bunu ya da bu oyunun kendi bize sunmuş olduğu değerleri kullanalım ya. Dediğim gibi çok fazla abartmanın anlamı yok. Biz kendi kullanabileceğimiz kadarını kullanalım. Gece gündüz olsun. Sadece gündüz saat hızı birazcık yavaş olsun. 0.5 yapalım. Gece gün döngüsü hızı. Çok özür dilerim. Kafam karıştı. Şu an yeni uyandım arkadaşlar. İnanın bana. Ve video çekiyorum size. Gece çok fazla yorum aldığı için yorum yapıldığı için biz online seri çekiyoruz. Online seride de hızlı bir şekilde ilerledik. Bu hızlı ilerleşimizden dolayı da bazı oyunu bilmeyen arkadaşlar şu an onlara destek açısından böyle bir video hazırlıyorum. Çok uzun bir süreli video olmayacak bu. 30'ar dakikalık bir video olacak. Onu da söyleyeyim. Gündüz saat hızını 0.5 yapalım. Yani sizde her gün bir tane video atacağım bu videoyla alakalı. Bunu da 3 yapalım. Hızlı gece olsun. Tamam. Bunlar dinozorun istatistikleri. Çok önemli değil. Sadece bunu bir yaparsanız sağlığına. Dayanıklılığını da 3 yapın. Şurada ağırlığını da 10 yapın. Gerisine karışmayın. 1 3 ağırlık 10. Tamam. Bunda 1 3 3 yaptık. Bunu da 10 yapalım. Siz kendi statlarınızın hepsinde 5 yapın. Bunları. Ağır olacak oyun. Bunu sadece 10 yapın ağırlığı. Geriye kalan şuradan şunu açın. Bakın bu sizin oyundaki ne kadar hasar verdiğiniz sayısı yazısını gösteriyor. Evet. Başka da bir şey sanırım yok. Burada da İzin verilen ekranlar vesaire falan var. Tabii biz daha önce oyuna hiç girmediğimiz için ben ilk defa giriyorum. Onu da söyleyeyim. Çünkü benim oyunum bilgisayarıma format attım ve bütün kayıtlı dosyaların hepsi silindi. Evet. Başlayalım. Şimdi Epic Games'te Ark'la alakalı modlar var mı yok mu bilmiyorum. Onu baştan söyleyeyim. Bilmediğim için de sizi yanlış yönlendirmek istemiyorum. Ben normalde kullanmış olduğum iki tane mod var. Bir Beanstalk modu. Hani topladığınız o yığını bine kadar topluyor. 100 ya da 20 tane falan değil. Ona göre ayarlıyor. Bir de uçtuğunuz veya bindiğiniz dinozorların hızını arttıran bir modu var.
Ben onları genelde kullanıyorum ama modsuz olarak sayıyorum onları. Çünkü öyle kullanıyordum. Ama sizin için hiçbir mod kullanmayacağız. Oyunun bize vermiş olduğu özellikleri kullanacağız. Ağırlıklı bilmem vesaire. Zaten dediğim gibi levellerimiz arttıkça ağırlık yüzdemiz de artacağı için çok da önemli değil. Evet. Ben bu kadar zenci değilim. Benim ten rengim şu. Tamam. Kendi adımı da Boyunlaz yapalım. Batı 2. Burası bak bizim oynadığımız harita var ya. Online harita. Oradaki yeri gösteriyor. Eski ya da eski bu bilmiyorum artık. Bunu kaldıracağım ben. Oyuna girdiğim zaman. Ben genelde Batı'da doğuyorum. Çünkü Batı'da bazı taşlar var. O taşlar bana iyice bir işime yarıyor. Ama bu sefer Batı'da doğacağım. Şuraya yakın olarak. Benim eski hatırlayan vardı. Ya da yok. Hayır. Hayır. Bu sefer bu taraflarda bir ev bulacağım. Ya da haritanın ortasında falan. Yani şey yapmayalım. Adana siz söyleyin. Hep aynı tarz olmasın. Farklı bir bölgeye gidelim. Şu anda bayağı bir donar gibi oldu ama. Hani gibi. Umarım siz de güzel bir görüntü alıyorsunuzdur. Evet. Ben bir hata yaptım. Bir şeyi unuttum ben. Değil mi? Evet, ben bir şey unuttum arkadaşlar. Bakayım. Evet unutmuşum. Hemen onu da size hızlıca göstereyim. Unutmayacaksın işte. Bir ufak bir hata yaptım. Onu göstereceğim size. Çünkü 6 olursa 6x olursa çok fazla malzeme toplamamızı sağlar. Ama biz bu çok malzeme toplamıyor. Oyunun hani şöyle söyleyeyim size. oyunun bize sunmuş olduğu zorlukları kullanırsanız bu oyunlarda gerçekten ama bak gerçekten söylüyorum size çok keyif alırsınız. Bunu 2.5 yapın. Hasat sağlığı bu. Hasattan ne kadar şeye yani bir vuruşta kıracağınız şeyi 3 vuruşta kıracaksınız. Bak kendi kendine mod yüklüyor. Ben hiçbir şey yapmıyorum bakın. Kendiniz gördünüz. Neyse. Yapma öyle şeyler oyun. O modları sürekli kullandığım için gelmiş ama oyunda o modlar yoktu. Yani, değil mi? Yoktu, değil mi? Çıkarttım ben onları. Evet, bakalım hemen. Evet, 2, 4, 6. Gördünüz mü? Heh, bu şekilde olacak. Bakın böyle 1, 1, 2, 2. Oyun böyle. Böyle daha eğlenceli. Zor olsun. Bak bayağı canım gitmiş bu arada. Bakın benim yaptığım ayarları yapın. Bak başka ayarlar yapmayın. Gözünüzü seveyim. Çünkü başka ayarlar yaparsanız oyunda hani sizin açınızdan sıkıntı olur. İyi o kaçmış. Çantadan şeyleri alalım. Bunları alalım ya. Hayt lan. Level atladım. İki level geldi. Hemen şuradan ağırlık verelim. Bakalım. 200, 100 ağırlık geliyor. Tamam güzel. Şimdi bir şeye bakacağım ben. 2 dakikanızı almayacak. Genel gölge işleme sonrası değil de şu genel gölgeleri düşük yap. Aracı gölgelerini düşük yap. Dokuları epik yap. İşleme sonrasını epik yap. Bu da benim. Size göstereceğim oyun ayarlarım olsun arkadaşlar. Şimdi dağınıklığını kapat. Arayüz ölçeği. İndir biraz. Eşyayı ölçeği. Başka. Kaydet. Tamam. Şu an bütün yükü ekran kartına verdim. Sistemci yük bindiği zaman hemen oyun aptallamaya başlıyor. O yüzden sol altta bu birazcık ufak oldu sanki bu ekran değil mi? Bu ekranı birazcık büyütelim. Çok değil. Yetecek kadar. Ve şu alttaki eşya yuvasını birazcık büyütelim. Biraz daha büyütelim. Biraz daha büyütelim.
Eşya yuvamız altta geniş olsun. Adventure'daki malzememiz de. Tamam, güzel. Şu an iyiyiz. Oyun dediğin gibi. Bak, benim dediğim taşlar bunlar işte arkadaşlar. Bunlara geliyorsunuz. Burada şimdi biz tabii ki ilk başta az az gelecek. İşte biz fiziksel hasarı da birazcık arttırdığımız için malzeme toplarken çok malzeme toplayacağız. Hemen şurada çakmak taşını alalım. Hemen engram yuvasına giriyoruz ve engramlardan baltayı öğreniyoruz buradan. Evet. Baltayı öğrendik. Ve hemen balta yapamıyoruz. Niye? Çünkü samana ihtiyacımız var. Hemen şuradan geliyoruz. Saman bakın bunlardan çıkıyor. Ağaç. Kazmayla vurursanız saman toplarsınız. Baltayla vurursanız ağaç toplarsınız. Yani göstereceğim şimdi. İki kere böyle tık yaptığınız zaman direkt buraya gelir arkadaşlar. Şimdi Adventure'ınızdaki eşyaların ismini bilmiyorsanız, hani hangi ya ben bir şey topluyorum ama adını bilmiyorum diyorsanız, muhtemelen sizde oyuna ilk başladığınız zaman da Q tuşu var, yani klavyenin W tuşunun yanındaki Q tuşuna bastığınızda üstündeki yazılar çıkar. Topladığınız meyvelerin veya işte malzemelerin böyle isimleri yazar. İşte mejo meyvesi, tinto meyvesi, taş, odun görüyorsunuz. Bakın yazıyor hepsi burada üstünde. Bilmeyenler için bu şekilde yapabilirsiniz. Ben kapatıyorum bunu genelde. Burada da mesela sizde olabilir. Mesela bir şey üreteceksiniz. Bakın burada üretimle alakalı şey yazıyor. Diyor ki işte bu malzeme üretmek için üretim gereksinimleri odun, bir tane odun, bir tane taş, bir tane de çakmak taşı istiyorum. Bakın gördünüz değil mi? Bunu kapatırsanız buradan gözükmez neyi ne üreteceğiniz. Bunu sakın. Hani siz olur da ya ben bakıyorum hani çıkmıyor, abi üstünde yazmıyor dediğinizde bakın şu. Tamam. Bunu açtığınız zaman gösterir. Muhtemelen bu kapanmıştır. Yanlışlıkla basmışsınızdır, bir şey olmuştur. Öyledir yani. Tamam. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi baltayı yaptık. Baltayla gördüğünüz gibi odun topluyoruz. Saman kazma saman topluyor. Bak 9 saman geldi, bir odun geldi. Balta 5 tane odun geldi. Gördünüz mü? Aynı şekilde keza baltayla taşları vurduğunuz zaman daha fazla taş gelir. Yani taş toplarsınız. Kazmayla vurduğunuz zaman da çakmak taşı gelir. Bakın görüyorsunuz değil mi? Taş az veriyor. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Tamam. Şimdi yaptık, her şey iyi, hoş, güzel. Bizim bir tane mızrağa ihtiyacımız var. Mızrak için de engram puanına ihtiyacımız var. Onun için level atlamalıyız. Hemen ne yapıyoruz? Şuraya geliyoruz. Birazcık odun toplayalım. Bakın levelimiz atladı hemen. Evet. Level atladığına göre ne yapalım? Biz bu sefer birazcık fiziksel hasara abanalım. Ve fiziksel hasarımız arttığı için de birazcık daha fazla malzeme toplayacağız. Diğerine göre. İlk başta. Yani daha çok malzeme gelecek. Çakma çık. Mesela vurduğumuzda buna bir çakmak taşı veya 5 geliyorsa mesela artacak bu gittikçe. Fiziksel hasarımız arttıkça bunlar da artmış olacak. Şimdi bizim bir tane mızrak yapıp dinozor öldürmemiz lazım. Çünkü bizim neye ihtiyacımız var? Arkadaşlar tabii ki et ve deriye ihtiyacımız var. Çünkü aç kalma ve susuz kalma durumu var. Susadığınız zaman birkaç tane daha yapayım ben olmazsa. Mesela diyelim susadınız, hemen geliyorsunuz sahil kıyısına, denizin olduğu yere. Genelde evlerinizi denizin kıyısında yapın. Su içtiniz, oldu bitti. Bakın su içtim buradan. Yani E tuşuna basıp su içebilirsiniz. Onu da baştan belirteyim. Mızrağı yaptık. Şimdi oyunda bazı dinozorlar var. Kimileri otçul, kimileri etçil. Bazı otçul dinozorlar var. Etçil dinozorların çoğu size saldırıyor. Sadece Pitero ve Quetzal. Pitero, bir de uçan kuşlar değil mi daha doğrusu. Uçan etçil kuşlar dışında, bazı etçil kuşlar dışında hiç diğer etçil dinozorların hepsi size saldırır. Onu baştan belirteyim. Başka var mı bilmiyorum etçil saldırmayan dinozor da. Ben bildiğim kadarını söylüyorum. Bu da gördüğünüz gibi Parasaur. Bu hayvan otoburi bir hayvan. Bu hayvan size saldırmaz. Buna rahatça saldırabilirsiniz. Niye? Çünkü bize deri lazım. Hemen şuradan alıyoruz deriyi. Böyle. Aha. Tamam. Buradan level atladık. Hemen sağlığa abandık. Ne oldu? Sağlığımız 150 arttı.
Şimdi bu oyun bizim kendi serverımız olduğu için, biz kendimiz oynadığımız için bunu bu statlarla kendimiz oynayabiliyoruz. Demin size oyuna başlarken ilk başta göstermiştim ya ben hani. Heh, onun gibi düşünün. Bu statlarla biz oynayabiliyoruz benim güzel kardeşim. Eğer beni izliyorsan haberin olsun. Ben oyuna ilk girdiğinde, hani videoyu ilk başlattığımda yaptığım ayarları yaparsanız şu an benim kullanmış olduğum ve oynamış olduğum şekilde oynarsın. İster Epic Games'te oynayın, ister Steam'de oynayın. Hiç önemli değil. Dediğim gibi. Beni bilen biliyor. Daha önce de ben birçok Ark'la alakalı video çektim. Hani şu an kanalıma yeni gelecek arkadaşlar olabilir. Onlar için söylüyorum bunları. Bu Ark oyunu tamamen hani dinozorlarla alakalı bir durum. Şimdi ben online oyunları hani Ark'ı diyeyim. Online olarak oynamayı normalde hani sevmiyordum, oynamıyordum. Ama bir ekip oluşturduk. Sağ olsun abilerim, kardeşlerim, arkadaşlarım benimle birlikte oynuyorlar. Hep beraber birlikte gidip böyle güzel güzel oyunlar oynuyoruz. O yüzden siz de ilerleyen zamanlarda beni tanıdıkça benimle oynama imkanı bulabilirsiniz. Onu da baştan şimdiden söyleyeyim size. Evet, dönelim şimdi hemen oyunumuza. Niye? Çünkü size artık bilgilendirme yapmalıyım. Benim işim bu. Evet. Şimdi ne yaptık? Dinozorumuzu öldürdük. Değil mi? Hemen buradan iki tane yapalım biz. Kamp ateşini oluşturalım. Hemen şuraya geliyoruz. Bunları koyuyoruz. Buraya küçük bir ev yaparız. Şuraya koyduk. Bunu da şuraya koyduk. Evet. Ve dışkı yapabiliyoruz. Bakın böyle gördüğünüz gibi. Bunları alıp bunlarla gübre yapılıyor. Bunda ilerleyen bölümlerde her şeyi leveli levelini ben size anlatacağım. Tamam mı? Rahat rahat. Yeter ki siz beni izleyin. Benimle hareket edin. Ben her gün dediğim gibi kanalımda muhakkak bir tane video olacak arkadaşlar. Bu seriyle alakalı video diyelim. Daha iyi olur. Evet. Etlerimizi koyduk. Şu an biraz sonra acıkacağız. Karaktere sağlık bastık. Sağlığı arttırması için de yemek yemesi gerekiyor. Sağlığımız arttı, yemeğimiz düştü. Yemek yememiz. Yemek yeme nasıl artar? Çalışırsak artar. Biz burada bol bol böyle malzeme toplayacağız. Dediğim gibi levelimiz de biraz geç atacağı için şu an 4 leveliz ama iyiyiz. Hızlı da gitmiyoruz. Gayet sakin gidiyoruz. Hemen şunlara geçelim. Ve bir tane de uyku tulumu yapalım. Başka kumaş gömlek ve eldivenlere geçelim artık. Bunlardan da yapalım. Şimdi bunları nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Evet. Elimizdeki balta mesela şu an elimizde diyelim ya. İkiye bastığımızda balta gidiyor. Çok pardon. Baltayı bıraktıktan sonra hemen geliyoruz bu bakın. Şu otların olduğu yere. Genelde bu otlar. E tuşuna bastığınız zaman lif geldi. Gördünüz mü? Böyle basıyorsunuz. Topluyorsunuz. İşte lif geliyor. Bakın aşağıda meyveler geliyor. Lif. Şu lifti toplamak için ne yapmanız gerekiyormuş? Gelip meyvelerden, yani bunlardan toplamak gerekiyor. Hemen geliyorsunuz böyle topluyorsunuz. Bu şekilde. Evet. Gördünüz mü? Ha bir de sol tarafta lif artıyor. Bakın. Birazcık da level aldık biz. Level aldığımıza göre artık ne yapmalıyız? Birazcık direncimizi arttırmalıyız. Çünkü karanlık olduğu zaman ya da akşam olduğu zaman bize zorluk çıkartacaktır. Ve de bu zorluklardan dolayı direncimiz artsın ki üşümeyelim. Ve donmayalım. Evet. Şunları atabilirsiniz. Bunlar tohum. Bunları yemeyin. Kesinlikle atın. Şu meyveyi asla yemeyin. Çünkü bu meyveyi yerseniz size göstermek için yapıyorum. Altta uyuşukluk kısmı var. Görüyor musunuz? Bunu ben yediğim zaman bakın uyuşukluğum artıyor. Bu uyuşukluk arttığı zaman ben bayılırım. Böyle bayılır kalırsınız. Bu da şuraya iyi bakın. Şuna. Bunu yediğiniz zaman bakın görüyorsunuz değil mi? Susuzluğunuz nasıl gidiyor? Deli gibi. Ha, açlığınızı arttırıyor mu? Arttırıyor. Ama susuzluğu da götürmüş oluyor. O yüzden ona çok dikkat edin. Hani şöyle söyleyeyim ben size. Şunların ikisinin mantığı ne biliyor musunuz? Bu bayıltıyor. Bu ayıltıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Bak, buradaki bakın.
Bir tane yedim, uyuşukluğum arttı. Bunu yedim, uyuşukluğum gitti. Anladınız? Bunun gibi düşünün. Evet. Bu meyveleri yemeyin mümkün mertebe. Ama atmayın da. Şunu atmayın. Bunu atın gitsin. Çünkü topladığımız etlerden çürük et yapıp onlardan narkotik yapacağız. Şimdi bir sonraki değil de bayağı varmış ona. Ben muhtemelen onlara daha gelemeden videomuzu bitirmiş oluruz. Bir sonraki bölümde de onlardan bahsedeceğim. Şimdi biz lifleri yaptık. Ne yapacağız? Elbise yapacağız. Hemen kısa yol üretme tuşu da Edirne'nin E'si. E tuşuna bastınız mı direktman üretimi sağlar. Şu an lift olmadığı için toplayamıyoruz, yapamıyoruz. Şuradan hemen birazcık daha lift toplayalım. Bol bol. Toplayalım, meyve toplayalım, lift toplayalım. Bize bir tek zararı yok bunların. Bu topladığınız meyvelerle hayvan evcilleştirebiliyorsunuz. Otobur hayvanları. Bunları E tuşuna bastığınızda direktman bu şekilde giyecektir. Ne dedik? Bu meyveyi atıyoruz dedik, değil mi? Şunları da oyunun başında olacağı için hemen şöyle üstünüze koyabilirsiniz bu şekilde. Acıktığınız zaman lap 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 yersiniz. Bunu mümkün mertebe yemeyin. Tekrar tekrar söylüyorum bakın. Sonra yandım anam dersiniz yani. Alırsınız. Baygın baygın böyle. Sarhoş gibi. Evet. Şimdi etlerimiz pişiyor. Bakın burada şu şekilde et pişiyor. Gördünüz mü? Hemen bunu buraya alıp koyduk. Sonra buraya geldik. Buradan da keza aynı şekilde aldık, buraya koyduk. Hemen bu ateşleri durduralım. Bize şu anlık 26 tane et rahat rahat yeter. Hemen şuradan bunu da alalım. Ve şu etleri şuradan hepsini böl dediğiniz zaman şu şekilde. Bunlar yaklaşık 2,5 dakika sonra çürüyecekler arkadaşlar. Ve o çürük etlerden de narkotik yapacağız. Onu da baştan söyleyeyim. Anladık mı? Anlaştık mı? Hatta çürüsünler, bana çok da bir zararı yok, dursun. Bir sonraki bölümde muhtemelen öyle düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi 30'ar dakikalık videolar yapacağım. Çok uzun süre tutmayacağım bu videoları. Yani bilgilendirme amaç. Hem ilerleyeceğiz hem size göstermiş olacağım. Bayağı da uzun bir seri olur herhalde diye düşünüyorum. Evet. Toplamayı bilerek az tuttum ama sağlam yaptım. Şimdi şu temeli nasıl yapacağız onu göstereyim ben size. Hazır zaman varken. Buradan hemen geliyoruz. Vuruyoruz saman. Evet, şu an aktif oldu. Mesela 4 tane üretebiliyorum bundan. Ne istiyormuş üretmemiz için? Lif, odun ve saman istiyormuş. Mesela şimdi bunu topluca üretmek için sağ tık özelliğine basıp üretebilirsiniz. Ya da kısa yol tuşu olarak Ankara'nın A'sına basarsınız. Direktman üretir. Biraz da vuralım. Sonra bunları ürettiniz. Muhtemelen en altta olacaktır. Alıyorsunuz, Advantage'ınıza koyuyorsunuz. Sürükle bırak elinde. Sonra 4 tuşuna bastınız. Mesela şu an yeşil olduğu için, parlak olduğu için gözükmüyor. Hemen şuraya oturtturduk. Bakın oturdu. Buraya oturdu. Şöyle yapalım. Bir arkasına koyalım. Şöyle. Evet. Gördüğünüz şekilde böyle bu saman temeli koymuş oldum. Şu an ekran puanlarım az olduğu için gösteremiyorum. Levellerimiz de geç atlayacak. O yüzden bizim bol bol sandık gezmemiz lazım. Oyunda bazı belli başlı sandıklar var. Onları açtığınız zaman size XP'ler veriyor. O gelen XP'leri XP'lerle beraber çalıştığınız zaman da daha fazla level atlamış oluyorsunuz. Ganimet sandıkları var yani. Evet. Şu an onu da yaptığımıza göre şu an bir şunu yapalım. Birazcık daha lif toplayalım. 8 tane daha geldi. Tamam. Bak bunlar çürüyor. Az kaldı. 32 saniyesi kaldı. Hemen şuradan bir tane sandık yapalım. Tamam. Bunu buradan aldık. Bunu yere de koyabiliyoruz. Buraya da koyabiliyoruz. Buraya koymak daha mantıklı şu an. Yani biz burada gelişeceğiz. Kendimizi geliştireceğiz. Sonra güzelce ne buralardan uzaklaşacağız, gideceğiz. Evet, metalimizi, derimizi, malzeme. Şunu da alalım. Bu çünkü çok fazla şey değil. Onu da göstereyim ben size. Merak eden arkadaşlar olacaktır şimdi. Bunu da atalım.
40 tane çürümüş etimiz oldu. Şu alıyorsunuz, ikinci silahı koyuyorsunuz. Bak et. Hem canınız sıkılmaz, şöyle size bir tane arkadaş olmuş olur. Ama bunu hiçbir şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü bu sadece Ark Genesis haritasında kullanılıyor. O da ücretli satılıyor galiba. DLC paketi olarak. Orada kullanıyorsunuz. Ama hani ben sıkılmam, yanımda bulunsun, böyle dursun diyorsanız alırsınız ya da benim gibi böyle atarsınız, Adventure'ınıza geri gelir. Ya da Adventure'ınızdan da atabilirsiniz. Çok önemli değil. Evet, level atladık bir daha. Bencimiz 10 olduğu için sıkıntı yok. Bir de hareket hızını abanalım. Birazcık hızlı olalım. Çok da değil ama yeterince hızlı olmak iyidir. Çürümüş etlerimizi de buraya attık. Şu an kaç level olmuşuz biz? Hemen bakalım. 6 level olmuşuz. Harika. Bakın narkotik burada. Gördünüz mü? Harç habaneli yapmamız gerekiyor. Muhtemelen ben bu bölümde göstereceğim herhalde. Hemen level atlayalım. Tekrar edeceğim ama çok zor level atlamak. Bayağı zor hem de. Ağır olduk. Ağaçları bırakalım. Evet, şöyle gördüğünüz gibi topladığınız malzemeleri buraya bırakabilirsiniz. Dediğim gibi ben oyunun... Aha. Bunu öldürelim mi? Öldürdük. Bundan geri alalım. Güzel. Birazcık deri, birazcık et. Güzel. Bunları da koyalım buraya. Harç havan eline öğrenseydim keşke önce. Acele etmeden önce bunu kullanabilirdik. Bunda level atlama durumu var çünkü. Saman toplayalım. Saman da çok level atlatıyor. Level atlamak için en mantıklı çözüm arkadaşlar, bak açlıktan ölüyorsun diyor şu an mesela, gördünüz mü? Bir tane iki tane et yedik mi ya da üç dört tane et yiyip direkt dolsun zaten. Bunlar da çürüyormuş, zamanı varmış ama bu daha çabuk çürüyor. Göre. Çok önemli değil. Zaten epi topu 25 tane var. Ne yapıyor? 5 tane narkotik yapabiliyor. Yok. Aynen 5 tane. Tamam, çok önemli değil. Şimdi biz birazcık dinozor öldürelim. Şu dinozor kime yarar? Bak sahilde bir tane köpek balığı var bak. Köpek balığı herhalde o. Yani öldürsem ne olur? Kızar mısın? Kaç seviyesin sen? 24. Ölürsün sen. Tamam. Kazmayla toplayalım. Bundan et çıkmıyor. Element malzemeleri çıkıyor. Bunu da bilgisini vereyim. Petrol, metrol vesaire falan. Bundan bunlar çıkıyor. Bunlar tek dinozorları. Oyunda belli başlı yerlerde mevcut bunlar. Burası dolmuş. Şuradan odun, saman, lif alalım. Bir tane daha sandık yapalım. Onun içine de şu metalleri vesaireleri atalım. Malzemeleri. Böyle. Bunları da bunun içine atalım. Tamam. Bayağı level aldık bir anda. Tamam. Şu drop'u alamıyoruz herhalde. Çünkü drop'ları almak için level lazım. Biz yatak yapmadık değil mi? Gerçi burada doğarım. Benim için ben ölsem de oyunda hani çok önemli değil. Benim ölüp ölmemem. Hani tekrar aynı yerde ya da aynı bölgede olabilirim, bulabilirim yani. Çünkü haritayı ezberlediğim için problem değil. Ama siz ne olursa olsun falan, ne var dedim, oradan kenardan bakıyor. Seviye 15 olmak gerekiyormuş. Mesela şunu öldürebiliriz. Kaç seviyesin sen? 16. Bundan kesin alalım biraz. Ananı avradını. Ne vuruyor lan bana?
O ne ya? Görünmüyor. Bana bir şey vuruyor. Ben görmüyorum. Pardon da acaba. Bana vuran ne? Vallahi ben bir şey görmüyorum. O yüzden kaçıyorum. Allah Allah. O ne? Ya kaplumbağaymış. Abi kaplumbağa kayboldu ya. Şaka gibi. Ya, oyunun da yani böyle bug'ı da ne bileyim. Orada ne güzel malzeme topluyordum ben. Çok da vuruyor ha. Lan! Oha be, iki kere arka arkaya kırılmazsın yani. Öl artık. Abi kaplumbağa kayboldu demin ya. Kaplumbağayı göremedim bildiğiniz. Ve ondan sebep az daha ölecektik yani. Şaka gibi. Ha kazma da kırıldı. Bir dakika. Olmuş maalesef. Hemen şuradan toplayalım. Bundan keratin çıkmıyor. Keratin bundan çıkıyor demek ki. Baltadan geliyor. Evet. Akşam da oldu. Level de atladık. Atladığımız leveli de enerjimize verelim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Dediğim gibi oyunda size ben elimden geldiğince anlata anlata hangi levelde ne açılıyor, hangi levelde ne oluyor işte beni izleyerek bunları anlayabilirsiniz. Yani benle hatta aynı başlayabilirsiniz. Sizden bir tane daha bir söylemem gereken bir şey var. Bu oyunu saatlerce oynamayın. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu oyun çok fazla grafik isteyen bir oyun. Sisteminizi zorlarsınız. Ben çok bilgisayar yaktım bu şu oyunu oynamak için yani. Onu da söyleyeyim. Sisteminiz çok yüksek bir sistem değilse asla ve asla zorlamayın. Size verebileceğim ufak bir tavsiyedir. Oynayın. 1 saat oynayın, 3 saat oynayın, 5 saat oynayın. Ama böyle oturup da benim gibi 12 saat, 13 saat eskilerden. Çok eskiden yapardım ben onu. Şimdi 1 saat, 2 saat oynuyorum sıkılıyorum. Yapmayın yani. Tamam mı? Teşekkür ederim. Bu kadar. Varsa bana söylemek istediğiniz bir şey bunu da yorumda belirtin. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.